Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Profesör Doktor Mustafa Koyun. Fen Fakültesi Kuruş Dekanlığı'nı yürütmekteyim. Öğrenimim olarak lisans ve lisansüstü eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık alanlarım hayvan sistematiği, ekoloji ve parazitoloji olurken fakültemizin moleküler biyoloji genetik bölümü genel biyoloji anabilim dalında görev yapmaktayım. Fakültemiz bilindiği üzere 2008 yılında kurulan Fen Edebiyat Fakültesi'nin kapatılmasıyla açılan Fen Fakültesi henüz şu anda birinci yılında olmakta. Dolayısıyla 2022 yılında faaliyete giren ya da eğitim öğretimine başlayan yeni bir fakülte olduğunu söyleyebiliriz. Fakültemizde genel olarak verilen derslere baktığımız zaman öncelikle öğrencilerimizin kendi bölümleriyle, alanlarıyla ilgili dersleri almaları gereken zorunlu derslerin yanında yine bölümleriyle ilgili teknik veya mesleki seçmeli dersler olarak bu dersleri almaktadırlar. Bunun yanında farklı disiplinlerden, farklı fakültelerden alan dışı seçmeli dersler grubunda ders olarak alabilmektedirler. Çünkü öğrencilerimizin mezuniyet şartı olan 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekiyor. Böylelikle alan dışı seçmeli derslerinde %25 gibi bir oranda seçmeleri bu şekilde mezuniyet şartında tamamlamış oluyorlar. Fakültemizin şu anda eğitim, öğretim gördüğü ortak laboratuvarlar binamız dediğimiz binada özellikle iki bölümümüzün aktif laboratuvarları bulunmakta. Bunlar moleküler biyoloji genetik bölümünün 1 adet öğrenci laboratuvarı ve 4 adet araştırma laboratuvarı bulunurken bölümünde yine 1 adet öğrenci laboratuvarı, 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmakta. Bu laboratuvarlarda genellikle üniversitemizin BAP projesi dediğimiz bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri başlığı altında birçok projenin tamamlandığı, yürütüldüğü laboratuvarlar olmakta. Ayrıca öğrencilerimizin bitirme projelerinde bu laboratuvarlarda yürüttüklerini söyleyebiliriz. Fakültemizin özellikle iki bölümünde moleküler biyoloji ve genetik ve kimya bölümlerinde zorunlu staj derslerimiz var. Öğrencilerimiz 4. dönemden itibaren bu staj derslerini almaya hak kazanıyorlar. Ama biz kendilerine daha çok 6. ve sonraki dönemlerde bu stajlarını yapmalarını öneriyoruz. İlimizin değişik birimlerinde, fabrikalarda, değişik kurumlarda bu stajlarını yaparken hatta yurt dışında bile stajlarını yapma imkanları var. Bu zorunlu staj süresi 30 günü aşmamak kaydıyla stajlarını öğrencilerimiz tamamlamaktalar. Hatta bugüne kadar gerek moleküler biyoloji gerekse kimya bölümünde toplam 662 öğrencimiz bu stajlardan yararlanmışlardı. Öğrencilerimizin eğitimlerine 1 veya 2 yarı yıl yurt dışındaki üniversitelere devam etmesini sağlayan Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programlarımız mevcut. Erasmus öğrenci değişim programlarında öğrencilerimizin eğitimlerini özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 1 veya 2 dönem şeklinde eğitimlerini oralarda yapmaktadırlar. Bu ülkeler içerisinde Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerde 133 ikili anlaşma bulunmakta üniversitelerle üniversitemiz arasında. Böylece öğrencilerimiz bu üniversitelerde gidip 1 veya 2 dönem eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Yine benzer bir yurt dışı değişim programı olan Mevlana Öğrenci Değişim Programı'nın Erasmus programından farkı pek yok. Ancak coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programlarının bünyesinde hareketlilik bu şekilde devam etmekte. Öğrencilerimiz Mevlana programı içinde Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Brezilya, Filistin, Gürcistan, Hindistan gibi ülkelerde Mevlana değişim programlarını yapabiliyorlar. Buralarda da toplam 39 anlaşmamız bulunmaktadır.